Sözlerimin hemen başında, geçen haftadan beri cereyan eden Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla duyduğum üzüntüyü de belirtmek istiyorum. Bu coğrafyanın savaş ve çatışmalar yerine bilimle, teknolojiyle anılması, tüm insanlığın gelişimine katkı sunacak buluşlara imza atması hepimizin ortak arzusu. Bu nedenle en çok da Avrasya coğrafyasını olumsuz etkileyen bu kabul edilemez durumun bir an önce son bulmasını diliyorum. Değerli katılımcılar, bilginin ve teknolojinin üretildiği, nitelikli insan kaynağının yetiştiği üniversiteler, ülkelerin kalkınmasında hayati role sahip. Bu bilinçle biz de Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak son 20 yılda üniversitelerimizin gelişimini hızlandıracak önemli atılımlar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Bu noktadaki en temel önceliğimiz eğitimde fırsat eşitliğini temin etmek oldu. Bir yandan ülkemizdeki üniversite ve akademisyen sayısını artırırken, diğer yandan öğrencilerimizin ekonomik ve sosyal imkanlarını genişlettik. Böylece isteyen her gencimizin yüksek öğretime erişmesini sağladık. Üniversitelerin ekonomiye artan katkısı bir beklentiden çok zorunluluk haline geldi. İşte hep beraber tecrübe ediyoruz. Ekonomiler artık birbirinden kompleks problemlerle uğraşıyor. İklim değişikliği, salgın hastalıklar, dijitalleşme, enerji ve gıda arz güvenliği bunlardan sadece bazıları. Bu sorunlara yenilikçi çözümler üretme ve toplumu yönlendirme konusunda üniversitelere çok önemli görevler düşüyor. Ancak dünya genelinde artık üniversitelerin tek tip teorik eğitimler veren izole yapılar olma dönemi de sona erdi. Tam tersine bu kurumlar belli alanlara odaklanarak çevrelerindeki ekonomik ve sosyal hayatla daha fazla iç içe şekilde birçok yeniliğe öncülük ediyor. Bu yeni trende paralel olarak biz de üniversitelerimizin tek düzelikten uzaklaşmasını, misyon farklılaşmalarına giderek ihtisaslaşmasını hem kamuyla hem de özel sektörle daha fazla işbirliklerini geliştirmesini destekliyoruz. Bu dönüşüm ve işbirlikleri için gerekli tüm mekanizmaları, altyapıları da kurduk, hala daha yenilerini geliştiriyoruz. Üniversitelerimizi araştırma altyapılarıyla, test laboratuvarlarıyla, teknoloji geliştirme bölgeleriyle, teknoloji transfer ofisleriyle ve girişimcilik merkezleriyle donattık. Gelişmiş bir fikri mülkiyet sistemini ülkemizde tesis ettik. Kapsamlı burslar ve destek programlarıyla akademisyenlerimizi Ar-Ge yapmaya, teknoloji odaklı projeler geliştirmeye teşvik ettik, etmeye de devam ediyoruz. Kısacası üniversitelerimizde daha fazla bilginin ve teknolojinin üretilmesini, sonrasında da bunların ticarileştirilerek ekonomiye kazandırılmasını sağlıyoruz. Bu yaklaşımımızın olumlu sonuçlarını da alıyor olmaktan ziyadesiyle memnunuz. Takip etmişsinizdir. Hafta başında ekonomik büyüme istatistikleri açıklandı. Türkiye 2021 yılında %11 oranında büyüme rakamıyla G20, AB ve OECD ülkeleri arasında en yüksek performansa imza attı. Aynı dönemde sanayimizdeki büyüme ise %16,6 olarak gerçekleşti. 2021 yılında yatırım, üretim, ihracat ve istihdamda yakaladığımız yüksek performanslarla birlikte bu büyümenin önümüzdeki dönemde de artarak devam etmesini bekliyoruz. Değerli katılımcılar, hükümet olarak 20 yıldır yürüttüğümüz tüm çalışmaları hep veriye dayanan bilimsel temelli bir anlayışla sürdürdük. Bu doğrultuda önümüzdeki dönemde de en büyük paydaşımız olan üniversitelerimizin gelişimi için yoğun çaba göstereceğiz. Yüksek öğretim sistemimizi bölgemizin ve dünyanın çekim merkezlerinden biri haline getirmek için çalışacağız. Buralardaki bilgi ve birikimi ekonomiye aktararak teknolojik gelişmemizi siz değerli bilim insanlarının öncülüğünde devam ettireceğiz.